Herkese selamlar dostlar. 26 ve 27 Eylül 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. Maçların durumlarını zaten sizler de biliyorsunuz. Akışında tekrardan bahsederim zaten. Sıkıntılı maçlar, ne kadar önemseller, önemsemezler o yönden e, pek önem arz etmeyen maçlar. O yüzden şimdiden söyleyelim. mislerde biraz daha küçülmeye gidelim. Çok yüksek oynamayalım, keyifli kuponlar yapalım diyerekten de başlayayım isterseniz. Maç skoru yarışmamız var. İki tane maç skoru sordum bu sefer sizlere. Daha önceki Portekiz maçını sordum. 3-0 var, 3-1 var. 4-0 yok mesela. Portekiz mücadelesi 4-0 bitti. Bilen yok. Kimse bilememiş. 85 tane yorum var. Kimse bilememiş. Tahmin edememiş. Maç skoru yarışması 2 tane soralım. Bir tanesi 26'sından bir tanesi de 27'sinden. 26'sından İngiltere Almanya maç skoru sizlere soralım. 27'sinden ise yine önemli bir mücadele olan Portekiz İspanya mücadelesini İngiltere maçından ziyade Portekiz maçı biraz daha önem arz ediyor bence. O yüzden bu iki maçı sizlere sorduk. Maç ne no olur? Bilen iki her maçın bilen bir arkadaşımız toplamda iki kişi katı telegram gruplara boyunca Eylül'den sonra Ekim ayı boyunca alacağız bu sefer. Bakın 35 günlük bir süreç katılırsanız sevinirim. Bol şanslar. Bunu geçtim. 24 Eylül'de ne yaptık? Ekranı hemen şöyle benim not defterimde olan şeyle göstereyim. 6 tane maç anlattık. 3 tanesi başarılı oldu. Neyden yaptı? Ermenistan-Ukrayna maçına 2 ve 4.5 alt yazmışım bildiğiniz üzere. Ne verdik ona? 5-0 bitti. Bakın nasıl nasıl kaçtı. 4.5 alttan kaçtı. Slovenya'nın 2-3 golü geldi. Çekya'nın Matsun 2 Portekiz güveniyordum ben bu kadroya. O geldi. İspanya mağlup oldu. Günün sürprizi buydu. İskoçya yüksek orandan başarılı oldu. Sırbistan'da beklediğimden çok daha iyi. Birazdan Norveç maçında da bahsedeceğiz isterseniz ondan da. Bunu geçtim. Bir de katı Telegram gruplarından bahsedeyim. Bakın böyle bazı günler maçlar patladığı zaman ben canlıdan direkt olaya müdahale ediyorum hatta her kız açık grubuna da iki tane canlı attım İkisi de başarılı oldu hangi canlıları attım oraya Norveç maçı vardı canlı odasına buraya attım herkes açığa da attım. Dedim ki yani Norveç'in bir golünü alabilirsiniz. Hatta sıradaki gol Norveç'te yapabilirsiniz. Devre arasında verdim bu bahsi. Başarılı oldu zaten. Direkt erken dakikalarda geldi. Çek Portekiz mücadelesine dedim ki ilk yerden bir gol alabilirsiniz diyerekten de. Yine herkes açık gruba da attım bunu. Başarılı oldu. Hatta ah be abim yaşlandın diyerekten de. Ronaldo'nun kaçırdığı burada pozisyonu koymuşum bakın. Şöyle maçtan güzel pozisyonlar da koyuyorum. Ronaldo'nun burnu sakat. Ondan sonra sü. tebrikler yazmışım. İki tane devre arası bahisi verdim. Bu devre arası bahisleri neydi? Portekiz'in atacağı 3 gol. Yani dep basman 2.5 yazı olarak yazıyorum bildiğiniz üzere. Bir de Sırbistan'ın atacağı 3 gol. Hatta şöyle yazdım. Bu kadro altına Üçüncü golüne de girilir yazdım. Mesela iki buçuk sıradaki golü de bahsettim zaten. İkisi de geldi zaten. Tebrikler. Dörtte dört yaptım. Bir tane de keyifli önerdim. Hatta yazdım ki ya canlıyı bitirelim. Dörtte dört. Güzel oldu. Duruma göre atarım diyerekten de. Kaşındım. Dedim ki yani şurada bir sıfır bir çifte şansı alalım dedim. İki sıfır beş orandan. Ama bu başarısız oldu işte. Ama yüksek orandan düşük misli olarak önerdim bunu. Canlıyı beşte dört dün gece bitirdik. Bu şekilde canlı odasına da ilerlediğimizi belirtelim. Dilerseniz başlayalım. Sizlerden ricam videoyu açsan like'lardır. Like'ları yüksek tutarsak şimdi ederim. 2 günlük bu video Almanya maçıyla Portekiz maçının maç konusu sizlere sorduk. Like ataraktan geçelim ve devam edelim. Emeğe saygı diyelim. İlk mücadelem İngiltere-Almanya mücadelesi. Şimdi her iki takımın kadroya baktığımız zaman da mesela Almanya kapanan savunmalar karşı açamadı. Yani son maçta gördüğünüz 1-0 mağlup oldu açamadı yani Macaristan'ı. Birçok pozisyona girdi. Leroy Sané'nin kaçırmış olduğu iki tane net gol pozisyonu var. Bence atabilirdi o. Özellikle sol çaprazdan kaleci çok güzel çıkardı o pozisyonu. Şimdi İngiltere burada Webley'de oynayacaklar. Southgate'in üstünde bir baskı var İngiltere tarafında. Bu yüzden burada bir İngiltere biraz önde oynayacağı için Almanya'da belki kıpır kıpır burada bir gol bulabilir diye düşünüyorum. Fakat şöyle bir tercih ettim ben. Bu İngiltere'nin oyunu da, oyunundan dolayı yani uyuz bir İngiltere var. Bu oyun uyuz. Fakat yedek kadroya baktım. Şimdi rotasyona gidecektir bence. Wembley stadyumunda oynayacak karşılaşma tekrardan belirteyim. Yani Grealish oynayabilir bence bu mücadelede. Arnold mesela girebilir Walker'ın yerine. He, değişik bir ilk 11 çıkabiliriz. Kadrosu çok derin. Ben mücadele genelinin yüksek oranına gittim. Düşük bir orana gitmek istemedim bu mücadelede. Çünkü zaten patlıyor mücadeleler. Bari patlarsak patlayacağımıza değilsin diyorum. Ve 2-3 gol tercihini burada 1.77 gibi orandan değerlendirmenizi öneririm. Bol şanslar diyerekten de geçtim bu mücadeleyi. Diğer bir mücadele Macaristan-İtalya mücadelesi. Grupta liderlik aşaması şu an önemli durumda. Nasıl önemli durumda? Macaristan 10 puanın önde İtalya'da arkasından 8 puanla takip ediyor. İtalya galip dilisi önüne geçeceği için Macaristan'ın burada asıl planı yenilmemek üzere olacaktır. Kendi evinde olmasına rağmen burada bence hücum futbolunu çok fazla benimsemeyecektir. Çünkü kapandığı zaman da sizler de gördünüz ki Almanya maçında o özgüveni aldılar bence. Kapanırsak biz gol yemiyoruz arkadaş diyor. Almanya atamadı bize de basmanlı olmamıza rağmen Almanya'yı devirdik. Gol yemedik diyor. Kendi evimizde taraftarımız önünde biraz daha iyi savunma yaparsak burada ben Macaristan olsam veya Macaristan teknik direktörü olsam bu mücadelede Biraz e, taraftar itkisi bile ama karşında İtalya var. Taraftar nereye gidecek Taraftar ise bile oyuncular çıkmayabilir. Mücadelede çok fazla gol beklemiyorum ben bu sebepten dolayı. Macaristan'la beraberlikle yettiğinden dolayı hele Macaristan bir gol atarsa, ilk golü bulursa skor üstünden öyle bir yatar ki siz bile şaşırırsınız. 25 altı ben 1.57 gibi orandan değerlendirmenizi öneririm. Alacaksınız tabii. Cebeli Tarık, Gürcistan mücadelesinde Kravacelja diyorum, devam ediyorum. Yani adam atmaya devam ediyor. Napoli'de atmaya devam ediyor. Gürcistan milli takımı aynı şekilde. Fakat nasıl bir kadrolu çıkacak onu, o da önemli. Cebele Tarık düşmeyi garantiledi. Gürcistan'da çıkmayı garantiledi. Bir nevi e, prosedür maçı mı olacak diyelim. Ne diyelim öyle bir mücadele oynanacak. Ama şöyle tabii ki çok fazla fark olduğu için ben Gürcistan milli takımının maçının özetini izlediğim zaman da oyuncularda o şeyi gördüm. Yani ne diyeyim o arzu ve isteği gördüm. Bence ilk yarıdan biraz daha zorlarlar. İkinci yarı belki sararlarsa sararlar diye düşünüyorum ben burada. Gürcistan'ın ilk yarı galibiyetine 1.49 gibi oran açmışlar. Değerlendirecekler. Böyle bir değerlendirme yapabilir. Eğer yani kadro az çıkarsa Gürcistan milli takımında her iki yarıyı kazanan oranına baktığımız zaman da 2.32'de bunun oranı var. Deplasman iki yarıyı kazanır siz mutlaka göremiyorsunuz biliyorsunuz ama 2.32'de bunun oranı var. Zor maç yani kadroya göre zor maç Gürcistan'ın. O yüzden biraz da risk içerdiğini söyleyeyim. 26'sını bitirdik. 27'sine geçtik. 27'sinde zaten bir skor yarışması yaptığımızı söylemiştik. Portekiz İspanya mücadelesi. Başlayalım bu maçın maç skorunu zaten sizlere sorduk. Portekiz milli takımına baktığımız zaman da bu maçtan en kötü beraberlikle ayrılması lazım. Ki bu maçta muhtemelen Ronaldo da olmayacak arkadaşlar. Son maçta görmüşsünüzdür. Sosyal medyada mutlaka düşmüştür. Her sayfa paylaştı. Ronaldo'nun burun sakatlığı oldu maça öyle devam etti. 90 dakika oynamaya bayıldı. Fakat şu an bunun sakatlığından dolayı bu maçta oynamayabilir diye yazıyor. Kadroya baktığımız zaman da Ronaldo'nun yerine belki Jota oynayabilir. O da sonradan girip golünü attı. Ufak tefek rotasyonlar da olacaktır kadroda. Çünkü çok kaliteli ve formlu oyuncular var. İspanya ile oynayacaklar. Keza İspanya'ya baktığımız zaman da daha dün oynadı karşılaşmayı izledim. Açamıyor arkadaşlar bakın. Hedef bir santrafor olmadığından dolayı İspanya milli takımının bunun sıkıntısını yaşıyor. Morata vardı yedeklerde mesela. Yani o da ee, o güveni vermediği için mesela oyuna girmedi sanırım. Iglesias girdi Real Betis'in forveti. O da bir şeyler yapmaya çalıştı fakat özellikle ikinci yarıda İspanya takımı üçüncü bölgeye çok fazla yerleşti. Fakat golü bulamadı mağlup oldu o mücadelede. Portekiz'de oynayacaklar. Ben burada biraz şöyle bir tercihe gittim. Ee, ilk golü ben burada Portekiz'in bulmasını bekliyorum. Taraf tercihine gitmedim burada. Yani maç ne olur ne biter bilmiyorum. Fakat ilk golü ben Portekiz milli takımından bekleyeceğim. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Kendi evinde çok fazla kilit pas atabiliyor. Özellikle Leao solda oynarsa topu çok iyi taşıyabiliyor. Burada İspanya biraz baskı kurmak isteyecektir. İşte o kilit pasla bence Portekiz ilk golü bulabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ukrayna-İskoçya mücadelesi. Güzel bir karşılaşma olarak değerlendirdim bu maçı. Çünkü İskoçya burada liderli aldı. Mağlup olmaması durumda. İlk maçta zaten İskoçya Ukrayna'yı ezdi. 3-0 yendi. 3-0'dan bağımsız söylüyorum. Oyun olarak ilk yarıda ikinci yarıda ezdi Ukrayna'yı. O yüzden ben de o maçtan 3-3 yaptım. Maç sonu birini aldım canlıdan. 2-14 gibi orandan. Devre arasında İskoçya'nın bir golünü aldım. 1-41 gibi orandan. Maç sonu da 1-80 gibi orandan. 2-3 golünü aldık. 3 tercihle yaklaşık 5-6 oran yakaladık tek maçtan orada. Velhasıl kelam bu maçta Ukrayna yine oynamak isteyecektir. Oynamak isteyeceği için mücadelenin ben biraz golli geçme ihtimali var diye düşünüyorum o yüzden. 2-3 gol tercihini ben burada yine değerlendirme altına aldım şuradan gösterebilirsek. 1.78'de bunun oranı var. Ukrayna biraz oynamak isteyeceğinden dolayı İskoçya'da burada karşılık verebilir. İskoçya'da hafif rotasyon yapabilir. Kadroda zaten son maçta rotasyon yaptı. Mücadele geneli ben yine yüksek orandan 2-3 golde kalmasını beklerim. Son maçım Sırbistan'la Norveç mücadelesi. Norveç'i ben son mücadelede izledim. Oo, Sırbistan'ın çifte şansına oranı düşmüş. Daha yeni bir 50 gibi oranı vardı. Bence daha da düşer. Sırbistan'ın son oynadığı maçı izlediniz mi? Yani muazzam bir kadrosu var. Muazzam bakın. Ben göstermek istiyorum Sırbistan'ın kadrosunu. 4-1'lik maçın aynen. Bakın. Arkada Savic. Şu an aktif olarak bahsetmiştim. En iyi orta sahalardan bir tanesi. Kostic. Kostic'in ne kadar ofansif bir bek olduğunu zaten biliyorsunuz ki burada zaten orta saha rolünde bir nevi. Onun dışında Tadic'i zaten anlatmaya gerek yok. Mitrovic'in formundan bahsettim. Bir de Vlaovic var tabii ki o da çok formda bir isim. Yani Sırbistan'ı ben bu mücadele kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani yedeklere baktığımız zaman da yedeklerde de rotasyon yapsa da Sırbistan milli takımı bir iddiası da var bu mücadelede. Yenilmemek hatta yenmek adına oynayacak Sırbistan milli takımı burada. Beraberlik işine yetmiyor. Ben burada 0-2 çifte şanslı Sırbistan'ın yenileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bu kadroyla çıkarsa Norveç bence alır. Norveç'te son maçta zaten mağlup oldu Slovenya. Sırbistan iştahını iyice kabarttılar da diyebilirim. Ben burada Sırbistan'ın yenileceğini düşünmüyorum. Hatta ve hatta Sırbistan'ın burada atacağı 2 gole bile yüksek orandan yani ufak bir şeyler atılabilir. Deplasman 1.5 üstünde oranı da 2.93 gibi de bunun oranı var. Değerlendireceklerin aklında bulunsun. Toplamda 6 mücadelem ideal yüksek oranlarıyla anlatmaya çalıştım. Değerlendireceklere bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.